Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle aldım bebişlerimi etrafıma. Biliyorsunuz şöyle bir karışık sukulent aranjman yapmıştım. Bebek aranjmanı, hatta yaparken yorum falan gelmişti. Onlar gönderilmez, işte tutması çok zor olur. Bakın hepsi artık nasıl kendine geldi. Bunları ben ekimini yaptıktan bir hafta sonra bile arkadaşlar toprağa tutunmaya başladı. Sonra da artık büyümeye başladı. Artık bebek aranjmanından geçti. Bundan çok yoğun istek var. O yüzden başka da hazırlamaya karar verdim. Bu sefer farklı türler de ekleyeceğim. Mesela özel türlerden Minima Blue. Birazcık daha ekleyeyim çünkü çelik olarak koyacağım. Şu an zaten çok kolay kökleniyorlar. Şöyle yine kışın çok fazla satılan bir tür Sedum Commixtum. Burunları kırmızı kırmızı oluyor. Ayrıyeten bunun da burunları kırmızı kırmızı oluyor. Tamam anneciğim, şöyle bir pulvinata şöyle yine çok güzel bir sedum örtücülerden. Bu da güneşte kalınca kırmızılaşıyor. Şöyle bir kamp ateşi havai kökler yapmış. Anneanne bağlasın anneciğim, ellerim topraklı. Ama saçın kirlenir. Asal kafanı düşer, sakın çekme onu. Bak bakayım anneanne ne veriyor. Sürpriz mi verecek? Ne verecek? Bak bakayım. Şöyle bir de bin bir surat şuradan çıkartmaya çalışıyorum. Hayır, hayır Asal. Israrla videoyu kesmeyeyim diyorum ama benim kız salıncağı yukarıdan kafasına indirecek. Annem burada saksılar var ya. Şuradan kesebilirim çünkü oradan kök vermiş.
Sonra aslında buraya baldı da güzel yakışır. Bir tane de baldı koymak istiyorum. Köksüz olduğu için bunları tutturmak zor oluyor ve kargo da şu an yapılmaz. Kökler oluştuktan sonra hiçbir sıkıntı olmaz ama şöyle bir bakınıyorum etrafıma neyi koyabilirim. Benim raftalarım güneşte pembiş pembiş oluyor. Onlardan koyayım. Çıkartayım. Şuraya bir bronz koyayım. Onu sonra ekleyeyim. Gerçekten minik minik olunca da ekmek zor. Şimdi arkadaşlar bir bu köklü, bir de diğerlerinden de havai kökler falan olan vardı. Diğerleri köklerine kadar onlar hiçbir şey olmadan durabilecek. Böyle bunun benzerinden birkaç tane yapacağım. Sonrasında da şey oluyor, aynısından bir daha isteniyor. Aynısı hemen hazırlanmıyor. Yani hazırlanır tabi de köklenmez. Diğeri gibi toprağa tutunmuş olmaz. Evet, kaç tane tür oldu burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane tür oldu. Hem bu şekilde olunca yeni başlayanlar için de bence çok güzel tür çeşitliliği olur. Özellikle pulvinatayı ortaya koyuyorum çünkü pulvinata çok güzel renklenecek. Şu komiksimden da kendime şey yapacağım. Bir saksıya toplayacağım. Aynı şekilde letizaları da öyle yapmayı düşünüyorum. Renkli renkli. Yani aranjmanlar da hoşuma gidiyor. Ama böyle bir olan saksıların da güzelliği de ayrı oluyor. Aynı türden. Özellikle alt yapraklarını alıyorum. Toprağa temas etmesin, çürüme yapmasın. Sonra baldı aldık.
Şuraya minik bir bin bir surat sıkıştırayım deminki gibi. Bu arada arkadaşlar bir pazarı için adres falan soranlar var. Google'a yazdığınızda arkadaşlar nerenin bit pazarına gidecekseniz direktman konum çıkıyor. Ben de o şekilde gidiyorum. Hani tarifle zor olur. Mesela Sakaryalıyım ama Sakarya bit pazarını mesela soran olmuş. Tarifle gerçekten zor. O şekilde daha kolay gidersiniz. Bir de şunu da söyleyeyim. İstanbul'daki bit pazarları daha güzel arkadaşlar. Bilmiyorum, başka diğer şehirlere gitmedim ama gittiğim kadarıyla İstanbul'dakiler daha güzel. Özellikle Kadıköy bit pazarı şu ana kadar benim favorilerimden. Bir daha gittiğimde de uzun uzun oranın videosunu çekeceğim. Bu sefer böyle yabancısıydım. İlk baştan tabii karışık geldi. Bir taraftan o kadar büyük ki nereye bakacağımı şaşırdım. Ellerimiz devamlı doluydu. Ama bir dahaki gidişimde pazarında videosunu çekeceğim. Ben böyle aranjmanlar hazırlamaya devam edeceğim arkadaşlar. Bir aya kadar da satışa çıkartırım. Hem içinde özeller de var. Özellikle yeni başlayanlar için bence kaçırılmayacak fırsat olacak. Bunlar da tutunsunlar. Ondan sonra satışa koyarım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.